Başladın mı? Bekliyorum. Değerli arkadaşlar, hükümetin millet bütçesi diye adlandırdığı ama hiçbir yerinde milletin, halkın taleplerinin karşılanmadığı bütçenin 10. günündeyiz. Bu bütçeye bizler veda bütçesi diyoruz. Tabii belki bir bütçe daha yapabilirler. Erken seçimin ne zaman olacağı elbette iktidar partisinin genel başkanı, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının yetkisinde. O halkın talebine rağmen bir yıl daha erken seçimden kaçarsa belki bir bütçe daha yapar. Yok, bu bir yıl içinde erken seçim olursa bu bütçe AKP'nin veda bütçesidir. Eğer bir bütçe daha yaparlarsa da bu bütçe sondan bir önceki bütçedir. Gelecek seneki bütçe son bütçedir, veda bütçesidir. Bundan sonraki yapılacak bütçeler halk için, esnaf için, memur için, çiftçi için, emekliler için, emekçiler için yapılacak bütçeler olacak. Ve o bütçelerde herkes kendini bulacak. Bulamadığı için kimse Ankara'ya gelip bakanlık kapılarında, meclis kapılarında çevik kuvvet tarafından itilip kakılmayacak. Bugün çiftçiler, Türkiye'nin dört yanından gelmiş çiftçiler var. Pandemi koşullarına rağmen Tarım Bakanlığı'nın önüne gittiler. Kalkanlar, tomalar yaklaşılmadılar. Meclisin önüne geldiler, Dikmen kapısına gelmek istediler. Onlara izin verilmedi. Açıklama yapmalarına izin verilmedi. Aslında çok basit bir şey söylüyorlar. Biraz önce nefes nefese, kantar içinde bir işçi milletvekillerimize ulaşıp şunu söylüyordu. Ben de dinledim. Diyor ki iğneden ipliğe her türlü borca erteleme ve yapılandırma geldi. Doğru mu söylüyor? Evet, gerçekten geldi. Aralık ayı içinde bütçe başlamadan önce Adalet ve Kalkınma Partisi ile küçük ortağı pek çok borcu yapılandırdılar. Ama hep godomanların, hep büyük iş adamlarının, beşli çetenin istediklerini yaptılar. Çiftçinin istediğini, köylünün istediğini yapmadılar. Ve sonuç, tarım kredi kooperatiflerine dünya kadar borç var. Ziraat Bankası'na dünya kadar borç var. Özel bankalara dünya kadar borç var. Ve öyle bir yıldayız ki bir yandan afetler, bir yandan ekonomik olarak ülkenin içinde bulunduğu zor durumdan dolayı çiftçiye yaşatılan zorluklar, bir yandan da koronavirüs, canıyla uğraşanlar, ailesinden insanların sağlığıyla uğraşanlar, ailesini kaybedenler, pandeminin ilk yasaklar döneminde tarlalarına dahi gitmesine izin verilmeyen düzenlemelerin yapılması çiftçilerimizi perişan etti. Herkesin borcu ertelendi, onlarınki ertelenmedi. Bugün diyorlar ki tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarımız ertelensin, dinleyen yok. Bankalara olan borçlarımız yapılandırılsın, dinleyen yok. Ankara sokaklarındalar, biz onlarla birlikteyiz, biz yanındayız. Karşısında saray rejiminin polisi, karşısında saray rejiminin askerleri var. Elbette ki çiftçilerimiz en doğrusunu değerlendirecekler. Ama 2002'de geldiklerinde yeşil mazot sözü verenleri unutmadılar. 2002'de yeşil mazot olacak, sizin mazotunuz yarı fiyatına olacak diyenleri unutmadılar. Daha bu seçimde tutmadıkları o sözün üstünden mazotun yarısı sizden, yarısı bizden diyenlerin sözünü tutmadığını unutmadılar. Ve bugün çiftçinin karşı karşıya olduğu durum şu. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk geldiğinde o büyük krizin üzerine 2002'nin Kasım'ında söz vermişti. Çiftçiyi borç batağından kurtaracaklardı. O gün çiftçinin borç batağı dedikleri borcu 2,5 milyar TL'ydi. 2,5 milyar TL. Borçtu, kurtarılsındı. Bugün o borçlu olmuş. O borç olmuş 180 milyar TL. Yani çiftçinin borcu 60 kattan fazla artmış. 80 kat artmış. Çiftçinin toplam borcu 2,5'tan 180'e çıkmış ve Adalet ve Kalkınma Partisi hala iktidarda. Ve 2006 yılında
bu çiftçiyi borç batağından kurtaracağız sözünü tutacağız diye bir kanun çıkarmışlar. Kanun diyor ki milli gelirin %1'ini çiftçiye destekleme diye vereceğiz. O %1'ler verilse bugüne kadar 211 milyar lira vereceklerdi ve çiftçi borç batağından kurtulacaktı hakikaten. Ama 211 milyar lira çiftçi bu devletten alacaklı, piyasaya borçlu. Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri o verdiği sözü çıkan kanuna rağmen tutmadı. Herkesin borcu boyunu aştı. Şimdi çiftçiyi Ankara sokaklarında itiyorlar, kakıyorlar. Söz söylemek isteyenleri 10-15 tane de çiftçiyi alıp gözaltına götürüyorlar. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil. Çiftçiye yapılan muameleyi kimseye değil, çiftçinin kendisine emanet ediyoruz. Siz de onlara günü gelince sandıkta öyle muamele edin. Söz vermeyenin sözüne güvenilmeyecek olana nasıl muamele ediyorsanız bu iktidara öyle muamele edin. Siz geldiklerinde küçücük bütçenizle köyün kahvesinde bunlara çayı ikram ediyorsunuz. Soğuk köy odasına, köy kahvesine, sobaya odun atıyorsunuz. AK Partililer geldiğinde, siz geldiğinizde, sizin temsilcileriniz geldiğinde onlar size sopa atıyorlar, sizi Ankara'ya sokmuyorlar. Bunlara nasıl muamele yapacağını çiftçilerimiz, köylülerimiz sandığın başına geçtiğinde bilir. Bir yanda çiftçi milletin efendisidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, öbür tarafta sıkışınca çiftçiye al ananı da git başımdan diyen, Ankara'ya sokmayan, tarım kredi borçlarını erteletmeyen Recep Tayyip Erdoğan. Bir birincisine bak, bir sonuncusuna bak. Cumhuriyeti nereden nereye getirdiler? Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacak Cumhurbaşkanı ancak çiftçiler isterse yeniden iktidara gelebilir. Değerli basın mensupları, Türkiye sarayın hiç istemediği bir şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi ile ve bütçe görüşmeleriyle büyük bir tartışma ve büyük bir dikkat kesilmiş bütçeyi izlemeye başladı. Sebebi şu, aslında plan basit. Eskiden soru önergesi sorarsınız esnaf için, çiftçi için, memur için. AK Parti'den önceki hükümet, üçlü koalisyon hükümeti, o beğenmedikleri koalisyon hükümeti bile %86'sını cevaplar. Bunlar %9'una cevap veriyor. Sıkıştırıyorsun ya. Niye hakkını vermiyorsun? Niye işçiye şunu yapıyorsun? Niye memura bunu yapıyorsun? Cevap vermeyip kulaklarının üstüne yatan, yaptırdıkları rejime kasteden anayasa değişikliğiyle vatandaşı kandırarak, yalan billboardlarla, olağanüstü hal şartlarında, mühürsüz oylarla yaptıkları değişiklikle, milletvekillerinin bakanları sözlü sorusunu bütçe hariç tamamen ortadan kaldıran, güven oyunu meclisten almayan, güvensizlik oyu veremediğiniz bakanlar geliyorlar ve bir yıl boyunca bu meclise hiç uğramıyorlar. Uğramadıkları için AK Parti milletvekilleri bile şikayet ediyor. Onun için görüşme odaları yapmışlar küçük. Bir bakanı zorla odaya sokuyorlar. Nöbetçi bakan, AK Parti milletvekilleri de bunları orada bulup konuşacak. Bu meclisin itibarsızlaştırmasını başta bu bütçeye, eskiden bütçeyi kim sunardı? Süleyman Demirel. Kim sunardı? Bülent Ecevit. Kim sunardı? Turgut Özal. Kim sunardı? Necmettin Erbakan. Niye? Bütçeyi kim yapıyorsa o gelir savunur. Yürütmenin başı. Şimdi yürütmenin başı Recep Tayyip Erdoğan kendi gelmiyor. Kimi yolluyor? Bir atanmışı Fuat Oktay. Eskiden Simpaş'ta herkes biliyor. Almancılardan paraları toplayıp da sözünü tutturmayan, hala Almancıların ah ettiği, ağladığı, dolandırılmış Almancıları dolandırılan Simpaş'taki yönetici, Yimpaş'taki yönetici Fuat Oktay. Gelmiş buraya Yimpaş'ın yöneticisi, bütçeyi sunacak. Bir kere millete saygısı olsa, meclise saygısı olsa Recep Tayyip Erdoğan gelir. Milletin karşısına çıkıp da bu bütçeyi savunma ayıbını atadığı birine yaptırıyor. Ve Fuat Oktay'dan dinlendi bütçe, ardından Kemal Kılıçdaroğlu çıktı. Bir bütçe konuşması yaptı. Evet, yapar yapmaz Twitter'da en çok konuşulan konulardan oldu.
Bütün konular oldu. Bomba gibi düştü. Bütün televizyon kanalları konuştu. Ama esas Twitter'daki gündem, medyadaki gündem değil. Kahvede gündem oldu. Sokakta gündem oldu. Tarlada gündem oldu. Herkes o konuşmayı konuştu. Kemal Bey iyi konuştu. Hakkımızı aradı. Bir şey diyemediler. Sadece laf attılar dediler. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kimyası bozuldu. Sonra bakanlara talimat. Aman efendim, Kemal Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırın. Hadsiz hadsiz atanmışlar, meclis kürsüsüne geliyorlar, Sayın Genel Başkan'a hadsiz sataşmalarda bulunuyorlar. Elbette cevaplarını alıyorlar. Ama görünen o ki, bu atanmışlara saraydan verilen talimat budur. Kemal Bey kimyamızı bozdu, aman siz onu itibarsızlaştırın. Şunu bilsinler, ters tepmektedir. Şunu bilsinler, sokak, meydan, kahvehane, balkondan balkona komşular bu konuşmayı konuşmaktadır. Ne kadar karnınız ağrırsa ağrısın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin gündemine koyduğu geçim sıkıntısı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkenin gündemine koyduğu yoksulluk, güvencesizlik, koronaya karşı tedbirsizlik, vatandaşın hayatını korumak için kapanmak yerine belli kişileri koruyup vatandaşı ölüme terk etme vicdansızlığı her yerde konuşulmaktadır. Salon balkon ayaktadır, genel başkan alkışlanmaktadır, istediğiniz kadar hakaret edin, iftira edin, kıymeti yoktur. Fuat Oktay dün çıkmış, efendim ben derdimi size anlatamıyorum, millete anlatacağım. Milletin vekilini hakaret edersen milletin bizatihi kendini hakaret edersin. Bir kere bunu bil. İkincisi, dün çıkmış Fuat Oktay, efendim sorunlarımız çok. Örneğin tank paleti anlatamadık. Anlatamazsın kardeş. Anlatamazsın. 1 lira almadan peşkeş çekince anlatamazsın. Kendi kazdıkları kuyuya düştüler. Bir değerli milletvekilimiz tank palet fabrikasından kasıtla orduyu Katarlılara sattılar deyince, vay sen orduya satılmış dedin. Ordunun varlığını dedim diyor, tank paleti dedim. Bunu önce bir üzerinde hepsi birden tepindiler. Cumhurbaşkanına konuşturdular. Aha anketler bir geldi, vatandaş %65 karşı. En vatandaşın AK Parti hükümetlerine eleştiri yönelttiği 3 husustan bir tanesi, öbürü Milli Eğitim, öbürü de partili cumhurbaşkanlığının yanlış olduğu. %65'le vatandaş tank payete karşı her seferinde çıkıyorlar. Şimdi Fuat Oktay çıkmış patenaj yapıyor. Patenaj. Satmadık da verdik de öyle de değil, özelleştirme değil. Kapı gibi yazıyor, 8 kere özelleştirmenin altına imza atmışlar. Cumhurbaşkanı çıkıyor prompterdan 15 dakika tank palet anlatıyor. Hatırlatmayaydınız. Millet kızgın tabii. Gittiniz bir arkadaşımıza itibar suikastı yapmak için kazdığınız kuyuya düştünüz. Şimdi derdinizi Marco Paşa'ya anlatın. O tank palet fabrikası bir sonraki cumhurbaşkanı rüşvet olarak tank palet karşılığında alınmış olana uçan saraya Katar'ın bütün mühendisini, bütün işçisini, bütün askerini doldurup da tank palet alın uçağınız sizindir, tank palet milletindir diyene kadar bu dava bitmez. Söylüyor. Biz anlatamadık kendimizi, derdimizi, milletimizi anlatacağız diyor. Fuat Oktay neymiş sorun? Fahrettin Altun'un çift maaşı. 5 maaşı. Diyor ki 3 maaş dediler, 5 maaş dediler. Peki hem de bir sürü üslupsuzluklarla söylüyor bunu Fuat Oktay. Örneğin önce diyor ki yanlış hesapların uzmanı, ana muhalefet partisinin lideri. Fuat Oktay haddini bil. Bu ülkede bu bürokrasinin en kıymetli, en iyi yetişmiş elemanları hesap uzmanları. Hep anlatılır. Bütün üniversitelerin en iyi öğrencilerinin peşinde koşardı eskiden Türkiye Cumhuriyeti'nin Maliye Bakanlığı hesap uzmanı yapmak için. Hesap uzmanlarına sor, hangi görüşten olursa olsun hesap uzmanlarından son derece başarılı. Yaptığı görevlerde hep takdirnameler almış. En yüksek görevlere gelmiş. Millet onu ana muhalefet partisinin liderliğine getirmiş. Birisine mesleği üzerinden laf atmak saygısızlıktır, hadsizliktir.
yanlış hesapların uzmanı diyor. Bütün hesap uzmanlarına yapılmış sataşmadır. Bütün hesap uzmanlarına karşı yapılmış bir hadsizliktir. Sayın Genel Başkan'ın nasıl iyi bir hesap uzmanı, nasıl yetkin bir o alanda üstad olduğunu her siyasi görüşten hesap uzmanı takdir etmektedir, teslim etmektedir. Ama bu Fuat Oktay kendi hesabına göre Fahrettin Altun'u aklayacak ama tutanaklar unutmuyor. Dün diyor ki iletişim başkanı üzerinden 3 maaş dediler, 5 maaş dediler. Bunu önceden açıkladım. Duymak istemiyorlar. Ne iletişim başkanı ne başkası, hiç kimse alamaz. Fuat Oktay'ı tutanaklar önünde geçen seneye taşıyalım ne demiş aynı soruya. Ben başkasının ne aldığını bilmem. Ama kendimin ne aldığını bilirim. Aldığım tek maaştır. Geçen sene Fahrettin Altun'un arkasından çekildi. Duramadı arkasında. Bu sene bu tutanakları unuttu, böyle söyledi. Peki Fahrettin Altun ne diyor? Fahrettin Altun diyor ki, Fuat Oktay diyor ki kimse iki maaş alamaz. Biz onu yasakladık. Fahrettin Altun diyor ki alıyorum ama harcamıyorum. Allah sizi inandırsın, hayır hasenat işlerinde kullanıyorum. Fahrettin Altun dünyalığı sırtımızdan yaptı bizim vergilerle. Ahireti de bizim vergilerle kazanacak. Bizim vergilerle ikinci maaşı alıyor. Emin olun yemiyorum, hayır hasenat işlerinde kullanıyorum diyor. Fuat Oktay ise biz yasakladık, kimse ikinci maaş alamaz diyor. Adam alıyor. Hayır yapıyorum diyor. Sen almıyorlar diyorsun. Bir yalanla bir kez daha baş başa kalıyorsun. Ayrıca Fikriyat dergisine verdiği mülakatta Fahrettin Altun'un değerli eşleri hanımefendi Fatma Nur Altun hanımefendi, devlette dolgun ücret karşılığı çalıştığı iddia edilen kabiliyetli bireylerin burjuvazinin yönettiği ulus ötesi şirketler gibi yapılarda aynı hizmetin karşılığında onlarca kat fazla gelir temin edebileceklerini söylüyor. Ve dediği şu: evet, Marmara Üniversitesi'nden aldım, alıyorum. Türk Hava Yolları'na yönetim kurulu üyesi oldu, alıyorum. Başka yerde olsa daha çok alırım. Sonra biz anlattıkça, millet isyan ettikçe açıklama yaptı. Ben o maaştan feragat ettim. Alıyordu, aldı, feragat açıklıyor. Biz feragatnamelere baktık. Bir tek Türk Hava Yolları'ndan pandeminin birinci dalgasında 3 ay süreyle yönetim kurulu üyelerinin feragat ettiklerini gösteren bir belgeyi gördük. Hepsi birden. Fatma Nur Altun'un Haziran'dan sonra da feragat ettiğini gösteren bir şey görmedik. Varsa koysunlar, millet bilsin. Mutlaka etmiştir. Ama o maaşı biz geçen senelerde dile getirene, bütçelerde isyan edene kadar Fatma Nur Hanım alıyordu. Zaten feragatnamesinden belli. Beyefendi hala alıyor. Hayır hasenat yaptığını söylüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı ise almıyorlar diyorlar. Ayrıca Fuat Oktay, Borsa İstanbul 14 Nisan 2020 bu sene 4 maddelik bir karar, Fahrettin Altun dahil yönetim kurulu üyelerinin aldıkları maaşlara 20 bin lira zam yapmışlar. Yani Fahrettin Altun'un maaşını 18 bin liraya çıkarmışlar. Bir de enteresan bir madde koymuşlar. Diyor ki, Türk Hava Yolları dışında başka yerlerden de maaş alanlar varsa diyor, bunlar diyor gelirleri çok olduğu için yüksek dilime geçerler ve yüksek kesinti olur gelir vergisinden, bu yüksek gelir vergisini de Türk Hava Yolları ödeyecek diyor. Fuat Bey, beyefendi maaşı almakla yetinmiyor. Çıkan verdiği de Türk Hava Yolları'na ödettiriyor. İşte burada altında imzası var. Kapı gibi yönetim kurulu kararı. Ha, onun iddiası Allah sizi inandırsın ben bu parayı harcamadım, hayır yaptım. Kime yaptın? Kendi seçtiği kişilere yaptım. Nasıl yaptım? Gönlün, bu millet o parayı nasıl harcayacağını devlet eliyle bilir. Sen alıp da nereye hayır yapılacağına sen karar verme. Bize sordular. Benim de bir vakıfta yönetim kurulu üyeliğim var. Bir yandaş gazeteciye sordurdu, tak diye cevap verdik. Bir kuruş almadım. Hiç almadım, hiç almayacağım. Ne alıp hayır hasenat yaptım, ne feragat ettim. Hiç almadım, almam. Ama alıp da Allah sizi inandırsın,
harcamadım diyenler ortadadır. Fuat Oktay gerçekten dün zor duruma düşmüştür. Pergola meselesi. Kapı gibi tutanak görmeyenlere. İlk kez taze taze. Geçen sene Fahrettin Altun'un evine gidilmiş mi? Gidilmiş. Pergola bulunmuş mu? Bulunmuş. Boğaziçi öngörünüme aykırılığı ifade edilmiş. Kişilerin hatalarını kabulü ve rızaları üzerine söküm işlemi başlamış. Çevreye zarar vermeden istif edilmiş. Pergola ortadan kaldırılmış. Görüntüleme yapılmış mı? Vallahi da yapılmış. Söküm sırasında. Sökülmeden önce. Hani pergolacıyım ama hani pergola diyenlere. Boğaz'da çivi çaktırmazlar, pergola yapılmış. Duvar örülmüş. Mangal gibi bir şey, kuzine gibi bir şey inşa edilmiş. Hepsi teker teker sökülmüş. İsteyen herkes basın büromuzdan tutanağa ve tutanağa konu olan fotoğrafları görebilir. Ama bunu haber yapan gazeteye ilan cezası. Konuşan milletvekiline fezleke, bunu ifade eden il başkanına ceza talebi, mahkeme yok kardeşim soruşturacak bir şey, üst mahkemeden bozdurma. Biz sanıyorlar ki yılacağız. Neden konuşuyoruz? Bilsinler ki hiçbir sarayın hiçbir atanmışı, milletten yetki almamış hiç kimse kibriyle elde ettiği kamu gücünü bu milletin kullanmadığı yerlerde kullanamaz. Vatandaş çivi çakamazken sen Boğaz'da pergolalar yapamazsın, rüzgar duvarları öremezsin, oraya mangal keyfi yapmak için teşkilat kuramazsın. Yıkılması da haberdir, bütün demokrasilerde de böyledir, biz bunu takip etmeye devam ederiz. Ve bu kibirli saray rejimiyle ilgili bugün gazete duvarda bir özel haber dikkatimizi çekti. Uzun süredir bizim değindiğimiz konuda son verileri derlemiş arkadaşımız, gazeteci arkadaşımız Eren Topuz ve paylaşmış. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı hakaret diye bir suç var. Hep vardı. Ancak geçmiş cumhurbaşkanları bir partinin cumhurbaşkanı olmadıkları için, bir partili cumhurbaşkanı olmadıkları için, seçildiklerinde partilerinden istifa ettikleri için, günde 5 kere siyasi polemiklere girmedikleri için, diğer siyasi rakiplerine illet, zillet, çukur, mukur demedikleri için, hakaret etmedikleri için sıcak polemiklerin tarafı değildiler. Devletin başı tarafsız bir cumhurbaşkanını korumak kanunların göreviydi. Bu cumhurbaşkanı partili olunca ve bütün sistemi derinden yaralayacak bir rejim değişikliğine gidince uyardık. 299'u değişin. Yok. Onu kullanmak istedi. Sonuçlara bakalım. Süleyman Demirel 71 kez Cumhurbaşkanı'na hakaretten Süleyman Demirel'e hakaret edenler yargılanmış. Bütün Cumhurbaşkanlığı boyunca. Ahmet Necdet Sezer 82 kez. Abdullah Gül 233 kez. Peki Recep Tayyip Erdoğan daha görev süresi dolmadan 27.717 kez. Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanlığına hakaret suçundan 27.717 dava açılmış, hakaret ettin diye vatandaşımıza. 9.556 vatandaş şu ana kadar ceza almış. 10.000'e yakın. Bu rakamlar Abdullah Gül'ün 41 katı, Demirel'in 135 katı, Ahmet Necdet Sezer'in de 125 katı. Düşünün, iki cumhurbaşkanı öyle polemikler, öyle tartışmalar ve öyle bir tahammülsüzlük ki zavallı vatandaşa karşı kendini 299'a korutuyor. Demirel'in 134 katı, 30.000 kez, 30.000 vatandaşa. Ve önemli bir veri, bu vatandaşların 264 tanesi 12 ila 14 yaş arasında. Değerli vatandaşlarımız, düşünün, 12, 13, 14 yaşında çocuklar, 264 tane çocuğu hakim karşısına götürmüşler Cumhurbaşkanı hakaretten, 12 yaşında sabileri.
15-17 yaş arasında 639. 18 yaş altı toplam 903 evladımız Cumhurbaşkanı Hazretlerine hakaretten mahkeme kapılarında. Çocuk bürolarda ifadeleri alınıyor. Mahkemelere götürüyorlar. Yargılanıyorlar. Ve bu çocuklardan şu ana kadar 7 tanesine de hüküm vermişler. 7 çocuğa hüküm, 903 çocuk yargılanıyor ve bu çocukları suç duyurusunda bulunan birileri var. Bunun üzerine daha söylenecek söz yok. Bunun üstüne belki şu eğitim reformuna bir göz atmak gerekiyor. Dün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu bir toplantı yapıyor. Toplantıda diyor ki hem kamu hem toplum olarak derin bir muhasebe ve tefekkürle eğitim öğretim konusunda yeni bir yol haritası hazırlamanın önem arz ettiği bildirilmiştir. Değerli vatandaşlarımız şunu biliyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en çok bakan değiştirdiği konulardan bir tanesi milli eğitim. Sürekli bu 7. bakan, sürekli bakan değişir, sürekli her gelen yeni bakan önceki bakanların yaptıklarını yanlış hatalı bulur ve reform yapacağım der. Sanki iktidar değişmiş gibi, ki o da doğru değil. Bu sefer bir ilk yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Ziya Selçuk'un dönemi içinde reform ihtiyacını dile getirdi. Yani beklemediler ki görevden gitsin. Görevdeyken reform lazım. 18 yıldır yönetiyorsun, reform lazım. Her bakan değiştiğinde reform lazım. Her bakan değiştiğinde önceki kötü. İlk örneği hatırlayın. Gelir gelmez ne dediler? Eğik yazı, el yazısı öğreteceğiz. Çok önemli. El yazısıyla her sorun çözülecek. Çocukların eksiklikleri el yazısından döndü dolaştı. İsmet Yılmaz geldi. Milli Eğitim Bakanı oldu. İlk söz. Eğik yazı büyük bir hataydı. Çocukların öğrenme kabiliyetini sınırlıyor. Eğik yazıyı bırakacağız. Yapan onlar, bırakan onlar. Bütün anketlerde en çok rahatsız olunan konulardan bir tanesi milli eğitim demiştim. AK Parti seçmeni AKP neyi yapamadı sorusuna milli eğitimi yapamadı diyor. Başka konularda iyi yaptığını söylediği konular var. Birçok konuda memnuniyet ifade eden seçmen milli eğitimden rahatsız. Olmadı diyor. En çok da AK Parti'ye oy veren kadın seçmen milli eğitimdeki keşmekeşten rahatsız oluyor. Çünkü hepsi laf. Dış politika uzaklarda oluyor. İç politika siyasiler arasında oluyor. Birçok konu kendinden ırakta ama evladının okuduğunu anlama kabiliyeti, matematik kabiliyeti, kompozisyon yeteneği gözünün önünde oluyor. İş bulamaması gözünün önünde oluyor. Sıkıntı çekmesi gözünün önünde oluyor. Hele hele uzaktan eğitimle 3,5 milyon çocuğun uzaktan eğitime erişemediği, eğitimde fırsat eşitliğinin bu kadar zedelendiği bir yerde efendim yeni bir eğitim reformu. Tavsiye edenlerden bir tanesi de İsmail Kahraman. Laikliğin anayasada olmasını, yani anayasanın ilk 4 maddesine itirazı olan adam, çağdaş bir eğitim reformu yapalım demiş. Bunu duyan kimsenin inanmadığı, AK Parti'ye bu konuda kendi seçmeninin de umut beslemediği bir sürecin içindeyiz. Ve iki tane rakam göstererek bu konuyu kapatalım. 4+4+4. Her şey çok güzel olacak. Okullaşma oranı artacak. 4+4+4 başlarken %65 olan okullaşma oranı %100 olmalı diyorlardı okul öncesinde, %70 ancak 9 yıl sonra. %98'miş 2011'de ilkokul ve ortaokullardaki okullaşma oranı. Çünkü birlikteydi ilkokul ve ortaokullar, 98.67. Şimdi biri 93, biri 95. Geriye gitmiş. %100 yapacaklardı, geriye gitmiş. Orta öğretim %67'den zorunlu yapıldığı halde 4+4+4 %100 olacak diyordu o zaman Nabi Avcı birkaç yıl içinde,
Halen %85'te, üniversitelerde de %43'te zaten 35'ten 43'e çıkabilmiş. %100 okullaşma oranını hedefleyenler gelinen noktada bir arpa boyu yol gidememişler, ortaokul liseyi de geriletmişler. Ve işte PISA sonuçları. Diyorlar ki 3 senede bir yapılıyor. 2018'deki sonuçları görmüşler, bir daha 2021'de yapılacak. İyileşme var, iyileşme var. Gören de sanır ki duyan da bir şeyi iyiye götürdüler. Okuma becerilerinde AK Parti geldiğinde 60 ülke içinde 35.ymişiz. Bir de yıllar içinde iyiye gitmek beklenir. Yıllar içinde 35.ymişiz. 50.ye kadar gerilemişiz okuma becerisinde. Son sınavda görece iyileşme, harikalar yarattık diyorlar. Geldiklerinde 35'miş, sıralamamız 40'a gerilemişiz. Matematikte geldiklerinde 35.ymişiz, 42'ye gerilemişiz. 49'ları da görmüşüz, 42'ye gerilemişiz. Fen bilimlerinde 60 ülkeden 33. sıradaymışız AK Parti geldiğinde, şimdi 39. sıradayız. Ve halen daha milli eğitim reformu yapacağız, her şey güzel olacak diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Kısa kısa iki hususa değinerek sözlerimi tamamlayayım, hatta son husus. İki hususa değinerek tamamlayayım. Bir tanesi meslek hastalığı. Bakın tam buradaydık mecliste, tam burada. Bütün sağlıkçı milletvekilleri diyorlar ki COVID meslek hastalığı olmalıdır. COVID'den ölenler de şehit sayılmalıdır. COVID meslek hastalığı olmazsa sağlıkçılar için nasıl olur? 227 kişi başvurmuş, 2 kişiye mahkemeler meslek hastalığı demiş. İlliyet bağı kesin olarak kullanılamamıştır diyor. Yani nasıl? Doktor COVID olmuş, mahkeme şöyle diyor. Sen bunu hastaneden değil de belki özel yaşamında kapmışsındır. Hemşire hanım günde 16 saat COVID'li hastayla mücadele ediyor, hastalanıyor. Mahkeme diyor ki ne malum pazar günü bir aile gezmesinde kaçmadı. İlliyet bağı kesin ve net kurulamamıştır diyor. Bunu ifade ettik biz. Ve Zehra Zümrüt Selçuk dedi ki bu mecliste hepiniz duydunuz, hepimiz duyduk. Olmayan bir sorunu varmış gibi gösteriyorsunuz. Ve orada söylediği arkadaşlarımız, doktorlar istiyor, Tabipler Birliği istiyor, hatta Sağlık Bakanlığı istiyor. Bu meclisteki tüm sağlıkçı milletvekilleri istiyor, istemeyen bir kişi var dediler. Zehra Zümrüt Selçuk diye gösterdiler. O diyor ki olmayan bir sorunu konuşuyorsunuz. Dün basına yansıdı, tabii büyük tepkilerden sonra. Yani bakanın bu umarsızlığından, bu duygusuzluğundan, bu meseleyi anlamamışlığından sonra sağlık personeli bunu her mecradan dile getirdi şikayetlerini. Eyvah ne oluyor? Eyvah Cumhurbaşkanımız vaziyeti kurtarsın. Aynı şey gibi. Burada zehirli bacalara oy veriyor AKP'liler. Millet isyan edince veto ediyor gibi. Bakanı burada böyle bir sorun yok, önemli değil desin. Sonra çıkmış talimat vermiş. COVID-19 meslek hastalığı sayılsın diye çalışma yapın. Çalışma bitti Sayın Cumhurbaşkanı. Bütün partilerin sağlıkçı milletvekilleri toplandı, kararı verdik. Ama sizin tek adam zihniyetinizden dolayı siz he demeden bu meclisten bir şey geçiremiyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Sonuna kadar uğraşacağız. Sonuna kadar bastıracağız. Bu hakkı sağlık çalışanları için mutlaka alacağız. Bunu da hepsi böyle bilsin. Son sözüm Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili. Tabii esnaf kan ağlıyor ve şöyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Türkiye'de korona vaka sayıları dün akşamdan itibaren Amerika, Hindistan, Brezilya, Rusya ve Fransa'nın ardından toplamda 6. sıraya yükseldi. Yani o çok konuştuğumuz İtalya ve İngiltere'yi geçtik. Kötü örnek İtalya, kötü örnek İngiltere'yi dün akşam geçtik. Bizdeki artış hızı göz önüne alındığında dünyada en yukarıdaki birkaç ülkeden bir tanesi olacağımız da anlaşılıyor. Dün itibariyle günlük vaka sayısında
Amerika ve Brezilya'dan sonra Türkiye üçüncü sırada. Bazı gün iki oluyoruz, bazı gün üç oluyoruz. Ve Almanya gibi bir ülke 3,5 hafta, 24 gün, 28 gün kapanmaya karar verdi. Çünkü bu hastalığın en uzun kuluçka süresi 14 gün. O en uzun kuluçka süresi tam 14. günde birine denk gelir ve o da en uzun kuluçka süresini gösterirse 28 gün boyunca risk var. O yüzden Almanya dedi ki 14'te değil 28 gün kapatacağız. Almanya'daki herkes sordu. İşçiler ne olacak? Esnaf ne olacak? Memur ne olacak? O beğenmediğimiz Merkel dedi ki kimse korkmasın. Herkes maaşını alacak. Kimse işten çıkarılmayacak. Ya maaşsız esnaf? Onlar için de dedi ki 3,5 hafta için, bu 28 gün için 11 milyar avro parayı vereceğim esnafa. Kimse mevcut durumundan kötüye gitmeyecek. Bu para kaç para? 105 milyar TL. Peki bizim dünya liderimiz ne diyor? O bizi kıskanan Merkel 105 milyar TL vermiş esnafa. Bizim dünya lideri diyor ki biner lira vereceğiz. 3 ayda toplam 5 milyar TL edecek. 3 ayda 5 milyar veriyoruz. Merkel 28 günde 105 milyar TL veriyor. Arada tam 21 kat bir fark var. Hem de bizim 3 ayda verdiğimiz o 1 ayda veriyor. Ne yapacak Merkel? Kapattığı için her yeri hastalığı sıfırlayacak geçecek. Biz kapatamıyoruz. Sayıları gizlediğimiz için biraz İran'da sanki salgın bitmiş gibi davrandığımız için daha biraz İran'da bir bilgilendirici hastalık geçmedi dikkat edin diye kamu spotu bile çekmedikleri için bu salgın ilerledi, rakamlar gizlendi, ölümler gizlendi, vakalar gizlendi. Şu anda dünyanın salgındaki üçüncü en yüksek vakasını bildiren ülkesiyiz. Mızrak çuvala sığmadı. Bu sebepten o yalan siyaseti yüzünden insanlarımız ölüyor ve bugün geldiğimiz noktada kapanmayı ağzına bile alamayan bir hükümet var. Tabii topluma hatırlatılması gereken bir vicdansız yaklaşım, bir alaycı yaklaşım. Bu iktidarın destek aldığı, güç aldığı küçük ortak. Ne diyordu Devlet Bahçeli? Ölüm 20 olmuş, abartmayın diyordu. 20 kişi Türkiye'de gün oluyor trafik kazasında ölüyor diyordu. Bugün 235 kişi dün hayatını Covid'den kaybetti. Sayın Bahçeli şimdi ne diyecek? Sayın Bahçeli'ye sormazlar mı? Biz 4 günde Soma madeninden 301 tane can çıkardık. Türkiye yıllarca travmasını atlatamadı. 4 günde 1000 kişi ölüyor resmi rakamlara göre Sayın Bahçeli. Her gün bir Soma faciası yaşıyoruz. Her gün 3 tane gar katliamı yaşıyoruz. İdlib'deki 36 tane canımıza hep birlikte ağladık. Her gün 7 tane 8 tane İdlib yaşıyoruz. Soma'da ölenlerin gibi, İdlib'de hayatını kaybeden şehitler gibi, gar katliamı gibi burada ölenler de ana kuzusu, birinin anası, birinin babası, birinin kardeşi, birinin evladı. Ve bunların hepsi sizin kayıtsız, şartsız, sebepsiz, izahsız, izansız destek verdiğiniz saray rejimi yüzünden oluyor. Rakamları gizliyorlar, hoş görüyorsunuz. Ölümleri küçümsüyorlar, hoş görüyorsunuz. Tedbir almıyorlar, hoş görüyorsunuz. Çalıyorlar, çırpıyorlar, ses çıkarmıyorsunuz. Milli Eğitim bütçesi görüşüldü. Videolarınız dönüyor. Eğer Türkiye'nin her yerine ne mutlu Türkiye'm diye yeni yazdırmazsam, eğer andımızı yeniden okutmazsam, şunu yapmazsam, bunu yapmazsam, bunları yüce divanda yargılanmazsam, dıt, kendisine en ağır şeyleri söylüyor. Milli Eğitim bütçesi var. Deseydin ya andımız okunmuyorsa ben bu bütçeye evet demem. Ertesi sabah ilk andımızı Recep Tayyip Erdoğan okuyacak mecbur. Sen e demezsen hiçbir şey olmuyor. Ama bu verilen izahsız, kayıtsız, şartsız desteğin millete bir faydası yok. Milli konu olur, hep birlikte birleşiriz. Ama
vatandaşın lehine konuda bu saray hükümetinin vicdansızlığına destek vermemek gerekiyor. Bunları ifade etmek istedim. Soru varsa cevaplayabilirim arkadaşlar. Buyurunuz. Tank palet meselesi AK Parti'nin yumuşak karnı. Tank palet milletin satışından en çok rahatsız olduğu milli varlıklardan bir tanesi. Tank paleti keşke satsalardı, bundan bile iyiydi. Neden? Çünkü satınca para alınırdı. Ama tank paleti peşkeş çektiler. Tank paleti özelleştirdiler ama 1 lira almadılar. 20 milyarlık tank palet fabrikasını 50 milyon yatırım yapacak diye Katarlılara verdi. Yatırımı da kendi fabrikasına yapacak adam. Biz fabrikayı tahsis ediyoruz, yatırımı da kendi yapacak. Peki nasıl oluyor da almadan vermek Allah'a mahsusken sen bu fabrikayı alıyorsun? İzahı var mı? İzahı uçan sarayda. Dünyanın en pahalı uçağını bizim Cumhurbaşkanı'na bedavaya verdi adam. Ordunun tank palet fabrikasında bedavaya aldı. Bu takası anlamayan mı var? Bir sözleşme yapmışlar. Sözleşmeye göre 18 ay içinde kara kuvvetlerine 6 ay tankı teslim edilecekti. E geçti süre, nerede tank? Hani diyoruz ya, filmde diyor ya, para nerede? Para yok. Araba nerede? Araba yok. Tank paletin durumu tam bu. Para nerede? Para yok abi. Tank nerede? Tank da yok abi. Parayı da almadı, tankı da almadı. Nasıl oldu bu? Kötü sözleşme. Demişler ki bu tank palet fabrikasında, bu tank paleti yani tankın teslim edilmesi için 18 ay sonra diye bize söylediler ya, bunun güç sisteminin ithalatından sonra 18 ay başlayacakmış. Güç sistemi dediğine motor, akü makü işte motoru. Almanya'dan alacakmış beyefendiler. Bakın tank yapacaklar. Koca tank paleti vermiş. Ya tank paleti bir anlaşma yapıp Katarlılara vereceksin. Katar tank yapacak. Tankın tepesini zaten biz yapıyoruz. İçini de Alman'dan alacak, bize satacak. Onun yerine madem öyle Almanlarla anlaşaydın, Almanlar motoru getirirdi, zırhını biz koyardık, hiç olmazsa tankımız olurdu. Almanya tankın motorunu vermemiş, Akbaşoğlu Almanya'ya diyor. Dış güçler tank yapmamıza karşı çıkıyor. Çıkar tabii. Sen akıllı ol, adam gibi sözleşme yap. Sen akıllı ol, doğru yerle sözleşme yap. Şimdi diyorlar ki motor verilmediğinden süre başlamadı. Para nerede? Para yok. Tank yerde? Tank yok. İmzayı kim attı? Recep Tayyip Erdoğan. Hani Fuat Oktay'a sorunca kötü hesap uzmanıymış ya Sayın Genel Başkan. Sayın Genel Başkan ömründe böyle bir ahmaklığın binde birine imza atmaz. Bu ülkenin çıkarlarının bu kadar boşa düşürüldüğü bir başka anlaşma yok. Ve Akbaşoğlu sürekli satmadık. Satmadınız çünkü para almadınız. Peşkeş çektiniz. Başka buyurunuz. Partiye yönelik değil, anlaşıldığı kadarıyla, ben okuduğum kadarıyla bazı partilere yönelik. Tabii çok zorlu bir süreci geçirmiş olan Sayın Muhittin Böcek görevine döndü. Hem kendi içinde bulunduğu zorlu durumun duygusallığı, tabii bir de neye şahit oldu veya neyi duyduysa kendisi açısından benim de okuduğumda üzüldüğüm bir durumdur. Onu kendi iç muhasebesini yapacaktır. Parti açısından da sıkıntı yaratacak bir durum varsa ki Sayın Genel Başkanımızla ben yapmış oldukları bir diyaloğa da şahit oldum. Göreve dönmesinden duyduğu memnuniyet ve partiye olan özlemini hem kendisi hem genel başkanımız dile getirmişti. Partinin kurumsal kimliğiyle değil ama siyasette birlikte siyaset yoluna çıktıkları ile ilgili galiba bir serzenişi var. Onu kendisinden belki zaman içinde farklı değerlendirmeyi de yapar. İnsani bir yaklaşım olarak görüyoruz. Benim bildiğim yok ama mutlaka olur. Yani ben sabahleyin açıklamaları okudum. Ben de Muhittin Başkan'ı kendim arayıp hepimiz siyaset yapıyoruz. Kendisinin o duygu durumunu paylaşmayı kendi açımdan da uygun görürüm. Ama
partinin kurumsal kimliğine değil, birlikte siyaset yaptığı birilerinin kendisi hastayken takındığı tutumla ilgili bir şey söylüyor. Bence kıymetli, duygusal bir yaklaşım. Hepimiz siyaset yapıyoruz. Hastalık zamanında siyasi rekabetin olmaması lazım. Kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi şöyle bir şey olsa, yani Naci Ağbal'ın açıklamalarının makul bir yanı var. Yapmışız seçimleri, Adalet ve Kalkınma Partisi gitmiş, damat gitmiş. Örneğin bir siyasi partinin herhangi bir ekonomiden sorumlu bakanı gelmiş. Tabii Merkez Bankası Başkanı da değişmiş ve diyorlar ki ne yapacaksınız? O da diyor ki geçmişte yanlış bir şey yapıldı. Türkiye'nin 125 milyarlık döviz rezervi eridi. Güçlü bir ülke olmanız için, dış politikada masaya sağlam oturabilmeniz için, belli noktalarda sağlam pazarlıklar yapabilmeniz için sizin kuvvetli döviz rezervine ihtiyacınız var. Biz bunu biriktireceğiz. Bizden öncekiler sattı. Zaten milletimiz de o yüzden bunları cezalandırdı. Biz bu dövizleri biriktireceğiz. Nasıl yapacaksınız Sayın Ağbal? Herhalde bir öncekiler gibi kuru baskılayarak ya da faizlere müdahale ederek olmaz. Ekonominin kendi dinamikleri içinde doğru yöneterek biz Türkiye'de bir güven ortamı, yatırım ortamı yaratacağız ve burada uygun fiyattan da dövizler alarak erimiş rezervi tamamlayacağız. Bu denir de kardeşim, bunu demen için iktidarın değişmesi lazım. İktidar değişmedi, sadece Merkez Bankası Başkanı değişti, ardından da bakan değişti. Peki fikir değişti mi? Nasıl değişsin? Bakanın kayınpederi yıllardır faiz sebeptir, enflasyon sonuç demiyor mu? Faiz sonuç değildir demiyor mu? Faizi indirirsen göreceksiniz enflasyon değinecek, döviz değinecek demiyor mu? Onlar faizi indirdi diye euro 10 liraya fırlamadı mı? Onlar faizi suni olarak indirdiler diye dolar çıkmadı mı? Kötü yönetmeyelerdi, hukuku askıya almayalardı, belediye seçimlerinde mazbatalara çökmeyelerdi, seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atamayalardı, anayasa mahkemelerini uygulamamak gibi hukuksuzluklar yapmayalardı. Dünyadaki herkes, Türkiye'de paran varsa bir sabah ansızın birileri parana, malına, mülküne, fabrikana çökebilir hissiyatında olmayaydı. Trump kalkıp onları her an mahvedebilirim, akıllı ol Tayyip Erdoğan diyemeyeydi. Türkiye'nin güçlü bir yapısı olaydı, ne dolar fırlardı, ne faiz baskılanmak zorunda kalırdı, ne de rezervler elirdi. Bu yanlışların hepsini değerli milletimiz, değerli halkımız, hepiniz biliyorsunuz ki bu ülkede Tayyip Erdoğan olur demeden AK Parti'de kuş uçmaz. Bir bakan ondan habersiz istifa edemez. Etse de televizyonlar veremez. Oha edemeden iki kere iki dört edemez. Dövizi fırlatan Tayyip Erdoğan'dır. Faizi baskılayacağım diye enflasyonu fırlatan Tayyip Erdoğan'dır. Yanlış yönettiği için senin çocuğunu işsiz bırakan Tayyip Erdoğan'dır. Senin dükkanını kapanmak zorunda bırakan Tayyip Erdoğan'dır. Birileri bakan değişti, Merkez Bankası Başkanı değişti, her şey düzelecek sözüne kimse inanmasın. Bugün Türkiye'de iyiye giden şeyler var da onunla övünüyorlar ya, kötüye giden her şeyin müsebbibi saray rejimidir, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse suçu başkasına atmasın, kimse sorumluluğu almasın. O kabul etmeden sarayın bahçesindeki direğe güvercin konmaz. O kabul etmeden AK Parti'de sinek uçmaz. Ne yanlış yapıldıysa onun yüzünden yapılmıştır. Başka soru var mı arkadaş? Şimdi esasen kuru ekmek tartışması bir milletvekilinin dil sürçme tartışması değildir. Bir zihniyet,
bir yaklaşım, bir bilinçaltı tartışmasıdır. Geçtiğimiz günlerde CHP'li hatiplerin söylemediği sözlerden linç kampanyası yapanlar şimdi vatandaşın kendilerine karşı nasıl hak aradığını görünce beni linç etmeyin diyorlar. Engin Altay, vatandaş aç, sadece kursağından kuru ekmek geçiyor, midesine kuru ekmek giriyor deyince bile bile bakıp da demek ki aç değil kuru ekmek yiyor, yediğine göre diyen birisi dilimini süçmemiş. Zaten süçse düzeltir. Düzeltmiyor. Efendim beni linç ediyorlar diyor. Seni Twitter'daki linçin bir şeyi yok. Sen bir git bakalım Denizli'ye. Sen bir git bakalım Yozgat'a, git bakalım Trabzon'a, git bakalım Manisa'ya, git bakalım Edirne'ye, Karşı'a. Sen bir git bakalım yoksul vatandaşa. Sen bir git bakalım iş ve işçi bulma kuyruğunu, iş ve işçi bulma kurumunun önündeki kilometrelerce kuyruğa de ki kuru ekmek yiyorsan toksun de. Senin sarayındaki şatafatı, senin maaşını ve bu ülkedeki bir kesimin ne kadar rahat yaşayıp bir kesimin nasıl açlığa terk edildiğini vatandaş görüyor. Bunun üzerinden söylenen sözler bir bilinçaltı meselesidir. Bir zihniyet meselesidir. Oyu alana kadar milli irade dediklerine, oyu aldıktan sonra tepeden kibirli bakışın meselesidir. Milletimiz bu kuru ekmek meselesini bizzat yaşamakta, bunun hesabını sormak için de bizzat seçimleri beklemektedir. İlk seçimlerde bu kuru ekmeğin hesabı AK Parti tarafından, AK Parti'ye seçmenler tarafından sorulacaktır. Vallahi AK Parti kriterlerine göre Mevlüt Çavuşoğlu darbecinin daniskasıdır. Millet düşmanıdır, milli iradeye kafa tutan biridir. Bu lafları AK Partili Çavuşoğlu değil de herhangi bir siyasi partiden, muhalefet partilerinden bir siyasetçi söylese size iktidar verilmeyecek diye ortalık birbirine girer. Gerçekten de İktidarda bulunan birisinin size iktidarın verilmeyeceğini biliyorsunuz sözünde. Verilmeyeceğini de vermeyen kim? Gizli özne. Kime güveniyorsun? Kime güveniyorsun? Partili genelkurmay başkanını Milli Savunma Bakanı yaptın, ona mı güveniyorsun? Milletin karşısında hangi güç duracak? Bu millet sana darbe yapıldığında sana sahip çıkacak da sen darbe yaptığında sessiz mi kalacak sanıyorsun? İktidarın verilmemesi ne demek? Hangi odaklardan bahsediyorsun? Hangi odak, hangi güç, hangi vesayet odağı iktidarı bizlere vermezmiş? İktidarı millet alır, iktidarı millet verir. Aha da buraya yazıyoruz. O seçim olsun da, o seçim. Bak buraya yazıyorum Mevlüt Çavuşoğlu, gel. O seçim olsun, millet o yetkiyi versin, sen de verilmeyecek de bakalım. Senin alnını bizzat nasıl karıştırıyorum? Kolay mı? Kimsin sen? Millet seçecek, siz vermeyeceksiniz. İstanbul seçiminde küçük farkı fırsat bilip kamu gücüyle olmadık pislikler çevirip hastaların listelerini usulsüz alıp götürüp seçim iptal ettirdiniz. Millet bir demokrasi tokatı vurdu, hala kendinize gelemediniz. Esas tokat ilk seçimlerde. Sen bu sözü söyle bakalım. Bu Mevlüt Çavuşoğlu Antalya'nın Torosların dağlarındaki seçmene vaktinde vesayet var, askeri vesayet var, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar diye gezen Mevlüt Çavuşoğlu. Şimdi Torosların tepesindeki amcaya ben iktidarı aldım vermem, sen değiştiremezsin diyorsun. Bak bakalım o amcam Antalyalı o senin seçmenin bu iktidarı değiştiriyor mu? Sen de tıpış tıpış gidiyor musun, gitmiyor musun? Yok öyle ya ama. Bütün amaçları şu. Seçmene şu algıyı yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar, siz bizi istemiyorsunuz ama bunlara oy verseniz de olmaz. Bir şekilde bunlara darbe yaparlar. Bunlara bir şekilde bu ülkeyi seven bazı derin güçler iktidarı bunlara vermez. Bu numarayı sen nerede yaptın? Ankara Büyükşehir'de. Ne diyordu Erdoğan? Bulun videoyu koyun yanına Allah aşkına.
Diyordu ki zaten o şahıs hakkında, o zat hakkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı söylüyor Mansur Yavaş, dosyalar var. Seçilse bile onun göreve gelmesi pek mümkün değil. O göreve getirilemez. Nedir? Bir dosya uydurdular. Oy vermeyin, görevden alınacak. Ne oldu? Mansur Yavaş göreve de geldi. Mazbatayı da aldı. O iftiranızdan da aklandı. Efendim, Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin zaten gelemez. Millet istedikten sonra çatır çatır gelinir. Çatır çatır geldik. Geçen gün mecliste söz vermiştim. Bir sözde Mevlüt Çavuşoğlu'na. Sayın Çavuşoğlu, benim siyasi hayatımın en keyifli günü 25 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mermer bir eşiği var. O eşiği geçtik. İçeriye girdik. Devir teslimi izledim. Ekrem İmamoğlu'yla sizin Büyükşehir Belediye Başkanınız arasında pek keyifliydi. Geçen gün içeride bir hadsizlik yapan bakana da söyledim. Takvime bakmak lazım. Çok sıkışık devir teslimler olacak o günlerde ama Mevlüt Çavuşoğlu'na da söz olsun. Seçimden sonra Dışişleri Bakanımız görevi teslim alırken o odada olacağım. Çayları söyle geliyorum. O odada olacağım. Mevlüt Çavuşoğlu'nun görev devir tesliminde Özgür Özel o odada olacak. Seni yolcu edecekler. Senin çayını içeceğiz. Sen gittikten sonra da üstüne bir keyif kahvesi içeceğiz. Milletimizin yüzü gülsün diye. Arkadan var mı şey? O benim ilgi alanımda değil. Zaten bir sonraki şeyde gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol.